Evet, threadler. İşletim sistemi videolarının dördüncüsü galiba veya beşincisi. İlk videoyu ikiye bölmüştük. İlk çalışma videosunu bu beşincisi olacak galiba. Threadleri anlatacağız. Amacımız, prosesleri anlattık bir önceki videoda. Amacımız thread'in prosesten ne farkı vardır? Güzel bir sorudur. Mülakatta falan çıkar böyle. Veya bazı sınavlarda çıkar. Bir defa bunun anlaşılması önemli. Bunu anlatmaya çalışacağız. Thread ne işe yarar? Niye vardır? Hayatımızda nasıl bir yer kaplar? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoda thread'in genel olarak bir tanımından bahsedeceğiz ve thread'lerin nasıl kullanılacağı pthread library'sinden bahsedeceğiz. Basit bir iki kod göstereceğiz. Ama bundan sonraki videoda senkronizasyon işlerine gireceğiz. Yani proses senkronizasyonu ve thread senkronizasyonu aslında multi processing, multi threading veya daha üstünde multitasking denilen birden fazla işin aynı anda yapılabilmesi mantığına dayanıyor. Ve burada concurrent programming denilen, yani aynı anda birden fazla işin yapıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu işlerin aynı anda birden fazla işe nasıl bölündüğü, bir işin nasıl bölündüğü ve nasıl birden fazla paralel olarak çalıştığını o videoda senkronizasyonda anlatacağız. Tabii bundan sonra CPU scheduling diğer şeylerimiz var. Oralardan bahsedeceğiz. Şimdi thread kavramı Türkçe'ye iplik olarak çevriliyor. Thread'i tam Türkçe olarak karşılığını bulduğunuz zaman iplik demek. Aslında bu iplik kavramı birazdan görsellerde de var, yani böyle bir iplik olarak bir prosesin altında çalışan iş olarak düşünülüyor. Oradan gelen bir isim ama tabii iplik olarak kullanınca daha Türkçe'ye çok oturmadığı için komik olarak algılanabiliyor. En azından bana komik geliyor. Thread böyle çok ciddi bir şeymiş. Hep öyle okuduğumuz için belki de böyle bir kavram var. Türkçesini de en azından söylemiş olalım. Evet, amaçlarımızı geçiyorum. Şimdi şöyle yapımıza baktığımızda burada bir server architecture görüyorsunuz. Client server olarak geçen, yani istemci sunucu teknolojisi olarak geçen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi genelde bir sunucuda bir tane proses çalışıyor. Yani sunucunun kendisi bir proses olarak çalışıyor, bir iş olarak çalışıyor. Bu işin üzerinde birden fazla işin aynı anda yapılması gerekiyor. Prosesin üzerinde birden fazla işin yapılması gerekiyor. Mesela web sunucusunu düşünün. Şimdi web sunucusunda herkes internette bir web sunucusuna bağlanıyor. Bağlandıkları sunucudan bilgi almak istiyorlar. Burada bir sürü client olabilir, değil mi? Web browser'ınızda işte Firefox'la, Chrome ile vesaire bağlandığınız sunucuya. Sunucu aynı anda hepsine cevap verecek. Şöyle bir şey yok. Bir dakika, birinci isteyen kişinin, birinci istemcinin bütün işleri bitsin. Adam dolaşacağı bütün web sitelerini dolaşsın. Çıksın sunucudan, sonra sıradakini alalım, o dolaşsın sunucuda. Böyle bir şey yapma şansınız yok. Aynı anda herkes web sitelerini görebilecek. Şimdi eskiden HTTP 1.0'da yan bir bilgi olarak söyleyeyim. İşletim sistemleriyle alakası yok ama HTTP 1.0'da nesne istiyordunuz. Yani önce metni alıyordunuz, sonra resmi çekiyordunuz mesela. Flash animasyonu varsa onu çekiyordunuz, dosya dosya çekiyordunuz. Şimdi HTTP 1.1'de bütün sayfayı alana kadar açık tutuyor bağlantıyı bir de. Bağlantıyı da kapatmıyor sunucu. Dolayısıyla bütün sayfayı dolaşıp ondan sonra çıkması gibi bir şey söz konusu olamaz. Çözüm ne? Çözüm aynı anda birden fazla istemciye hizmet edebilecek bir teknoloji geliştirmek. Nasıl geliştireceğiz bunu? İşte burada mesela threading sistemi devreye giriyor. Her bağlanan kişi için bir tane thread oluşturuyorsunuz sunucuda ve dolayısıyla sunucuda tek bir proses altında, web sunucusu bir proses olarak çalışıyor. Bu prosesin altında mesela Apache diyelim veya AES diyelim, Internet Information Server diyelim. Bu sunucunun altında birden fazla istemci çalışarak hizmet veriyor ve aynı anda birden fazla iş yapılıyor. Şimdi bu bir kitapta okumuştum vakti zamanında. Bu bu konuları ilk okuduğum zaman herhalde 20 sene falan oluyor. Ama nedir kavram diye okurken bir analoji var orada. Prosesi bir kola benzetiyorlar. Yani bir kol olarak düşünün prosesi. İşte birden fazla kolunuz olabilir. Birden fazla proses aynı anda yapabilirsiniz. Thread ise bu kolun üstündeki parmaklara benzetiyorlar. Yani bir prosesin altında birden fazla thread çalışabiliyor ve aynı anda işte mesela diyelim ki o threadleri senkronize ederek bir şeyi kavrayabiliyorsunuz veya piyano çalıyorsunuz, işte klavye yazıyorsunuz. Proses bir yerde ama altında bir sürü alt proses var. Bastığınız tuş var. Bunu aynı anda bir eli mesela tutup çok alakasız bir yerde bir şey yapamazsınız ama ona bağlanması gibi düşünebilirsiniz. Bir örnek olarak güncel hayata benzetilsin diye verilmiş bir örnek. Tabii benzeyen benzemeyen yanları var. Örnekte hata aranmaz diye bir şey var. Teşbihte hata aranmaz deniyor. Onu da yanlış şey yapılıyor ama sonuçta böyle bir durum var. Genelde böyle bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Sunucu tarafında bir tane sürekli dinleyen bir thread çalışıyor. Yeni gelen bağlantılar için hazır bekliyor. Birisi geldiğinde bağlantı için onu hemen başka bir
şeye atıyor, thread'e atıyor. Başka bir port üzerinden iletişime geçiyorlar. O beklemeye devam ediyor. Dolayısıyla mesela web sunucusundan bahsediyorsak sürekli 80. portun boş kalma sebebi o. Şimdi mesela internette bağlantıda da biz 80. porta bağlandık ya. 80. porta bağlanınca tamam çok güzel. Bağlantımız arada konuşma devam edecek ama 80. portun boş kalabilmesi için o port değil başka bir porta bind edilmesi, soket oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla onu atıyor başka bir porta. Siz buradan konuşun diyor. Arkasına bir thread'i bağlıyor. Onlar oradan konuşurken bu beklemeye devam ediyor. Yeni bağlantılar gelsin diye. Dolayısıyla birden fazla kişi aynı anda bağlanabiliyor sunucu istemci mimarisinde. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bir şeyin altında mesela bir web sitesini geziyorsunuz. Web sitesini gezerken bir sürü animasyonlar, flashlar, işte appletler vesaireler çalışıyor. Bunların hepsi ayrı ayrı thread olarak çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Veya bir mesela Excel açtınız, Word'ü açtınız. Altında birden fazla iş. Aynı anda hem spell checking yapılıyor, hem internete bağlanıp belki güncelleme var mı diye bakıyor, hem başka şeyler. Bunları düşünebilirsiniz. Gerçi bunlar farklı şekillerde çözülüyor. Bunların arka planı daha farklı. Ama genelde şunu anlayabilmek için bu örnekleri veriyorum. Bir prosesin tek başına var olması yetmiyor. Bir prosesin altında birden fazla iş yapılması gerekebiliyor. Dolayısıyla proses üretildiği zaman altında thread de üretiliyor. Şimdi bunun örnekleri var. İşte geçen videoda galiba anlatmıştık. İşte multi-threaded, multi-process işletim sistemleri var. Mesela şu anki modern işletim sistemlerinin çoğunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya uniprocess multi-thread işletim sistemleri var. İşte uniprocess unithread işletim sistemleri var veya multiprocess unithread işletim sistemleri var. Örneklerini de geçen videoda vermiştik. MS-DOS mesela tek işlem ve tek iplikli, Türkçesinde kullanalım, tek iplikli işletim sistemini örnekte. İşte şimdi gördüğünüz Windows, Linux gibi modern işletim sistemleri günümüzde kullandığınız multiprocess, multithread örnekler. Ne var başka? Uniprocess multithread örnek mesela. Mesela Java ortamı gibi düşünebilirsiniz. Veya Chromos. Chrome'un üstünde çalışan bir işletim sistemi var. Şimdi o mesela öyle düşünülebilir. Veya bir thread. Çok işlemcili örnekler. Bunlar daha önceki örnekler. Yani birden fazla prosese destek veren. Galiba Windows 3.1 mesela böyle bir şey. Birden fazla işlem çalışabiliyor ama her birisi tek bir threadle çalışıyor. Şimdi geçelim. Responsiveness, tabi burada cevap verilebilirlik, response yani karşı dönüş anlamında bir şeyimiz var, ihtiyacımız var. Çünkü web'e bağlandığı zaman insanlar web'den bir cevap alabilmesi için orada hazır bir portun beklemesi lazım. Bir işin aynı anda çalışabilmesi, işi bloklamaması lazım. Dolayısıyla prosesin içinde bir proses ürettiğiniz zaman kitlememesi için, bloklamaması için, kullanıcıyla iletişimi sağlayabilmesi için birden fazla işin aynı anda yapılabilmesi ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Resource sharing genelde şudur. Bakın thread ile proses arasındaki farklar nelerdir gibi güzel bir sorumuz vardır. Meşhurdur bu bizim mülakatlarda falan da sorulur. Bu sorunun ilk cevaplarından birisi processes runs in their own address space. Thread shared memory. Tamam mı? Yani prosesler kendi adres space'lerinde çalışır. Her bir proses kendisine özgü bir adres atanır ona. O kendi dünyasında yaşadığını zanneder. Tek proses kendisiymiş zanneder. Kendisine böyle bir poflama yapılır. Ama aslında birden fazla proses çalışmaktadır. Prosese tek çalışan kendisidir hissi nasıl veriliyor? Ona sanal bir adres veriliyor. Deniliyor ki sen şu adreslere sana ayırdım, al senin bütün RAM senin, öyle zannet. Halbuki işletim sistemi arka planda onu gerçekte başka bir yere koymuş. O proses zannediyor ki 1 numaralı adrese eriştim. Halbuki gerçekte o 3000 numaralı adres. Oradan sonrasını atamış. O dönüşüm işletim sistemi ona yapıyor. Dolayısıyla o proses tek çalışan prosesin kendisi olduğunu zannederek çalışıyor. Bununla birlikte threadlere baktığınızda bir prosesin içinde threadler üretildiği için o prosesin adres space'ini paylaşıyor threadler. Yani threadde bir değişken tanımladığınızda bu değişkenin değerini bir thread değiştirdiğinde diğer bütün threadlerde de değişir değişkenin değeri. Ama proseste yeni bir proses üretildikten sonra o değişkenin bir kopyası yeni proses için oluşturulur. Ve dolayısıyla iki ayrı değişken vardır artık RAM'de. Bu prosesin değişkeni, bu prosesin değişkeni. Aynı isme sahip de olsalar iki ayrı yerde dururlar. Birinin değişmesi diğerinin değişmesi anlamına gelmez. Thread ile prosesin en büyük farklarından birisi budur. Thread'de her şey paylaşılıyor. Ortak bir dünyada yaşıyorlar. Proseslerse ayrı ayrı dünyaların insanları. Tamam? Ayrı dünyaların insanları prosesler.
Ekonomi açısından tabii ki, yani proses create etmek maliyetli bir şey. Çünkü proses için adres ayrımı yapılacak. Prosesin proses kontrol blokları vardı hatırlarsanız. Dizilerde, şeylerde, queue'larda, sıralarda bekleyen context switching problemi var. Yani bir prosesin CPU'dan kaldırılıp başka bir prosesin konulması maliyetli bir şey. Thread'de bu işler daha az maliyetli iş yapılabiliyor. Dolayısıyla maliyetimiz düşüyor. Ve thread kullanmak, multi process, yani birden fazla işi yapabilmek için, multitasking için şeyin kullanılması, thread kullanılması daha ekonomik. Scalability'ye gelince, yani ölçeklenebilirliğe gelince, bununla ilgili Amdahl's Law diye bir şey var. Amdahl'ın bir kuralı var. Bu kuralı birazdan göstereceğim ama birden fazla işi proseslerle yapmak istediğinizde ve bunu hızlandırmak istediğinizde çözümünüz multiprocessor. Yani çok işlemcili teknolojilere gitmek. Dolayısıyla işlem bir board'un üstünde birden fazla işlemci olacak. Ve bunlar işte değişik architecture'ları var. Cache'leri paylaşıp paylaşmaması, bus'ı paylaşıp paylaşmamasına göre değişik çözümleri var. Ve maliyetli çözümler. Birden fazla işlemci şu an piyasada çok kolay bulamazsınız. Aramanız lazım. Ama threadler için multi-core, yani çok çekirdekli çözümlere gidebiliyoruz. Multi-core'larda bir işlemci için, bir işlem için, tek işlemci üzerinde birden fazla thread'in, hyper-threading teknolojisi denilen bir teknoloji var. Dolayısıyla birden fazla thread'i aynı anda kullanabiliyoruz. Şimdi bu kullanma işini prosesler için de avantaj haline dönüştürebiliyoruz. Yani birden fazla prosesin multi-core, çok çekirdekli işlemcilerde çalışabilmesi için çözümler var. Burada da avantaj sağlıyor bize multi-core'lar. Ama bu aslında proseslerin thread'lerinin ele alınmasıyla ilgili bir ara çözüm. Esas tam çözüm istiyorsanız multiprocessor'a gitmeniz gerekecek prosesle ilgili. Ölçeklenebilirlik açısından baktığınızda da bu artma oranı, hatta bir sonrakinde var mı slaytlarda? Bununla ilgili bir tane ara slayt koymuştum. Şu, Amdahl's Law şöyle bir formül. Bu normal ders müfredatında var. Ben bu şeyi galiba Wikipedia'dan aldım. Kaynağını da verelim. Bu şekil çizildiği zaman şöyle görebiliyorsunuz bakın. Bir işin ne kadarının paralel yapılabileceği, paralellik oranımız. Mesela %50 paralel demek işin yarısı paralel çalışabiliyor. Yani mesela 100 satır kod yazdınız. Bunun 50 satırını herkes ortak bir şekilde beklemek zorunda, çalıştırmak zorunda. 50 satırında diyelim ki paralelleştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ilk 50 satırda bir matris üreteceksiniz. Bir matrisin üretilmesi. Sonra o matrisin çarpılması. O üretme işlemini mecbursunuz. Tek bir proses yapacak. Sonra o çarpma işleminde matrisi bölüyorsunuz şeyler üzerine, işlemler üzerine. Herkes kendi kısmını çarpıp sonra birleştiriyorlar. Birleştirme kısmı da gene ortak yapılmak zorunda. Dolayısıyla paralelleştirebileceğimiz kısım o çarpma işlemi. Dolayısıyla %50'sini şayet paralelleştirebilirsiniz işin. O zaman bakın şurada Amdahl's Law bize şeyi sağlıyor. Ne kadar speed up sağladı? Yani iki misline kadar speed up sağlıyor. Yani yarı yarıya hızı, zamanı indirebiliyoruz. Burada da processor sayısı var. Processor'lar arttıkça bakın belli bir yerden sonra oturuyor artık. Stabil hale geliyor. Değişmiyor. Yani bir yere kadar avantaj sağlıyor. Ondan sonra mesela bakın burada 8 processor'da aşağı yukarı oturmuş. 16 processor'dan sonra bir avantaj burada beklemeyin diyor. Processor sayısını arttırmakla ilgili. Amdahl's Law bunu söylüyor. Diyor ki ne kadar paralelleştirilebilir iş var bunun processor sayısını. Çünkü processor sayısı arttıkça, işi de paralellere böldükçe şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu verinin birbiri arasında transfer edilme zamanı bu sefer işlem zamanını aşmaya başlıyor. Dolayısıyla sizin onu paralelleştirmeniz daha maliyetli hale geliyor bir noktadan sonra. Mesela matris çarpımı yapacaksınız. Matrisin her bir sayısını bir işlemciye bölmek çok büyük bir işlem hızı. Yani bir anda tak diye sonucu bulabilirsiniz. Ama o bulma sırasında o verilerin birbirine iletilmesi. Çünkü o sonuçta toplanıp tek bir matris olarak, iki matrisin çarpımı gene bir matristir. Onun matris olarak tekrar üretilmesi aradaki o işlemcilerin iletişiminden dolayı maliyet olarak dönecek. İşte bakın burada %95'ini mesela paralelleştirebilirseniz 2048 işlemciye kadar bir artış sağlıyor. Tabii bir yerden sonra artık bu artış yavaşlıyor. Bir yere kadar yükseliyor. Bir yerden sonra yavaşlıyor. Amdahl's Law bize bunu söylüyor. Bunun bir formülü de var. Şu slide'da geçiyor işte. Speed up'ın her zaman için bu şeyin altındadır. Yani serial process. Burası seri olarak yapılması gereken. Bu da processing core. Kaç tane prosese bölebileceğimiz gibi bir formülü var. Ve burada paralelleşme oranına göre oranın değiştiğini görüyoruz. Şimdi bu tabii bir yerden sonra paralelleştirmenin de kâr etmeyeceğini gösteriyor. Ama bizim amacımız o bir yere kadar olan o paralelleştirmenin sağladığı avantajdan faydalanabilmek. Çünkü bakın burada %50'sinin ancak paralelleştirilebildiği bir durumda bile 2 misli hızlanma sağlayabiliyor. 20 misline kadar hızlı çalıştırabiliyoruz işleri bakın şeyine göre, ne kadar paralelleştirebildiğimize göre. Dolayısıyla 20 misli hızlı çalışmak demek çok büyük bir avantaj bizim için.
işimiz sonuçta bunu optimize etmek olduğu için böyle bir avantaj sağlıyor. Bir video çektim, yeni çektim. Mühendislik nedir diye orada da anlatıyorum. Dolayısıyla işin mühendislik kısmı aslında bunlar. Peki, gelelim multi core ve multi processor. Zaten bahsettik birazcık. Çok işlemci nedir, çok core'lu olması nedir, çok çekirdekli olması nedir den bahsettik ama genelde buradaki amacımız multi core veya multi processor kullanıyor olmak. Aslında işi bölebilmek. Yani aynı anda işin birden fazla yerde yapılabilmesi. Şayet yapılamayan, mesela MS-DOS çalıştırdığınızı düşün, işletim sistemi olarak. Tek proses desteğiniz var. Bunun multi core, multi processor bir yerde çalışmasının hiçbir avantajı yok. Çünkü bunu bölmek gibi bir yeteneği yok. Dolayısıyla sizin yaptığınız işletim sisteminin de o architecture üzerinde çalışabilmesi için işletim sisteminde birden fazla işi aynı anda destekliyor olması lazım. Yetti mi? Yetmedi. Bunun dışında işte şimdi işletim donanımınız var. Multi processor veya multi core. İşletim sisteminiz var. Bunu destekliyor. Gene yetmedi. Üzerinde bir de yazılımın da bölünebilir olması lazım. Hiç bölünemeyecek bir yazılım yazıyorsanız tek bir işlemci veya tek bir çekirdeği yükleniyorsa o zaman onun da bütün o altyapıda yaptığınız işletim sistemlerinin işte donanımı bir avantajı yok. Dolayısıyla artık programlama işi birden fazla işin aynı anda Concurrent programming'in aynı anda yapıldığı bir dünyaya geliyor. İşte işletim sistemleri dersi bize bu açıdan önemli. Çünkü bütün bu kavramları burada öğreneceğiz. Yani birden fazla işi nasıl programlayabiliriz? Belki bu derse kadar olan derslerde işte veri yapıları gördünüz, programlama gördünüz ama aynı anda birden fazla işi çalıştırmayı görmediniz. Bunu bu derste görüyorsunuz. Senkronize etmek ne demektir? Birden fazla çalıştırılması ne demektir? Artık programcılık hayatında bu iş olmadan olmuyor. Çünkü gördüğünüz üzere bütün işletim sistemleri, bütün donanımlar birden fazla işi destekliyor. Ve doğru yerde proses üretmek, doğru yerde thread üretmek lazım. Nerede üretilip nerede üretilmeyeceğini işte bu derslerde görüyoruz ve bu farkı da kodlayarak da daha iyi pekiştireceğiz. Peki, dolayısıyla işin bölünebilmesi lazım, dengelenebilmesi lazım. Yani işi, bakın, bilgisayarlar her zaman için en yavaş olanı beklerler. Siz işi de böldünüz, çok güzel. Bütün işler çalışıyorlar, bir saniyede bitirdiler, bir iş var, 70 saniyede bitiyor. Şimdi bunların hepsini bir saniyede bitirmeye bir avantajı var mı? Bu sonuçta 70 saniyelik işi bekleyeceklerse, dolayısıyla o işi öyle güzel bölmeniz lazım ki belki bir saniye değil 30 saniyede bitirsinler ama hepsi 30 saniyede bitirsin. Toplam zaman 30 saniyeye insin, değil mi? Dolayısıyla dengeleme problemimiz var. Data splitting, verinin bölünmesi. Çünkü verinin iletilmesi işlenme kadar büyük bir maliyet, daha büyük maliyet çoğu zaman. Dolayısıyla veriyi nasıl böldüğünüz de önemli. İşi bölmek, yani kompleksiteyi, karmaşıklığı bölmek, algoritmanın karmaşıklığını divide etmek ayrı bir şey, bölmek ayrı bir şey. Veriyi bölmek de ayrı bir şey. Nasıl böldüğünüz de önemli. Mesela matrisi çarpacaksınız diyelim. Örnek, matris çarpımı bu paralelleştirmede, paralel programlamada falan ilk verilen örneklerdendir. İşin Hello World'u gibidir. Onunla ilgili bir kod da yazarız ama matris çarpımında veriyi nasıl böldüğünüz de önemli. Mesela bir matris düşünün. Kare bir matris olsun. Şimdi matrisi İşte şöyle ortadan mı böleceksiniz dörde mesela, yoksa dört tane kolon olarak mı böleceksiniz, dört tane satır olarak mı böleceksiniz? Bakın, farklı bölme teknikleri var ve bunlar performansı etkileyen şeyler. Benim galiba 2003'te bununla ilgili bir ufak bir makale gibi bir girişimim de olmuştu. İnternette bulunuyor. Ona da bakabilirsiniz. MPI veya PVM kullanmıştım paralel programlamada. Bölme hızınız, bölme şeklinize göre sonuç etkileniyor, hız etkileniyor. Tamam. Dolayısıyla burada veriyi tanımak da önemli. Verinin birbirine bağlılığı, yani bu veri bunu bekliyor mu? Yoksa bu veri bunu bekliyor mu? Yoksa hepsi birbiriyle tamamen paralel çalışabilir mi? Çünkü bazen bir işin sonucu başka bir işte kullanılıyorsa o işi bekleyecek. Tamam. Bununla ilgili de değişik tekniklerimiz var. Testing and debugging ve işin test edilmesi ve debug edilmesi, sonuçta hataların bulunması ve test edilmesi işini de paralelleştirebilmek lazım. İşte burada bahsettiğimiz kavramlar işin paralelleştirilebilmesi. Concurrency ise, yani concurrent kelimesini de Türkçe'de paralel olarak çeviriyoruz ne yazık ki. Aynı eş varlık, eş durum. Current an demek, şu anki durum demek. Con eşlilik ifade eden Latince bir örnek. Dolayısıyla concurrent aynı anda eşlik durumu, eş aynı andalık durumu gibi bir şey çevirebiliriz. Eş varlıktalık gibi Türkçe bir kelime icat edebiliriz. Eş varlıktalık, evet, eş andalık, eş anlı, eş zamanlı, eş zamanlı diye bir kelime var, değil mi? Eş zamanlı olarak çevirebiliriz. Dolayısıyla tek işlemcinin üzerinde birden fazla işin aynı anda var olabilmesine concurrent diyoruz. Paralelleştirme ise birden fazla processor, işlemci, birden fazla thread, birden fazla, pardon, thread değil, birden fazla işlemci, birden fazla çekirdek de olabilir. Ama concurrent'la kastettiğimiz tek bir işlemcinin üzerinde birden fazla işin aynı anda olabilmesi. Bu da nasıl oluyor? Zaman paylaşımı ile oluyor. Zamanın biraz ona, biraz ona ayrılmasıyla olan iş. Peki,
Multicore'a geldiğimizde burada da veri paralelleştirmesi ve işlerin paralel olarak çalıştırılması var. Ama burada multicore teknolojilerde genelde CPU'nun içinde ortak bir alanda bulundukları için mesela cache'in paylaşılması söz konusu. Hatta burada birkaç level cache, level 1, L1 cache, L2 cache gibi görebilirsiniz. L1 cache, L2 cache gibi görebilirsiniz. Burada işin birazcık daha paylaşılmış dünyaya taşınmasından bahsediyoruz. CPUs have cores as well as hardware threads. Evet, hardware'de de threadlerimiz var. Oracle Spark mesela 8 core'lu ve 8 tane hardware thread'ine izin veriyor. Burada mesela şimdi şu an benim çalıştığım üniversitede yan odamda bir arkadaş var. Amazon'a danışmanlık yapıyor. Amazon'un drone'ları var. Uçacaklar mesela. Uçarlarken şey yapmak istiyor. İşte package delivery, yani bir yerden bir paket alacak, bir yere ulaştıracak. Amazon diye bir firma var. Mesela böyle bir paket teslimi için bir projeleri var. Onun danışmanlığını yapan arkadaş. Yaptıkları şey, bir işlemci var üstlerinde bu drone'ların. Bu işlemci 8 core'lu ve multi-threading'e gitmek istemiyorlar. Mesela bunlar ayrı ayrı çalışsınlar. Sonuçta bir işletim sistemi orada tasarlanıyor. Ve yapmak istedikleri şey, her bir işi, mesela internet üzerinden veri sürekli alınıyor. Çünkü hem şey açısından, yeni bir oradan paketi teslim ettin, sonra nereye gideceksin? Bir sürekli bağlantı var. Bir iş GPS'i mesela kontrol etmek. Bir iş seyir güzergahını, seyir seferi sağlayabilmek falan. Birden fazla iş yapıyorlar. Ve hepsini farklı core'larda çalıştırıp, farklı threadler olarak çalıştırıp birbiriyle karışmayacak şekle getirmek. Mesela daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Ama bu sırada tabii ne oluyor? Boş kalan threadler oluyor. Boş kalan core'lar oluyor. Kullanılmayan core'lar oluyor. Mesela GPS kontrolü yapılırken veri transferi yapıldı. Bir müddet daha veri transferine ihtiyaç yok mesela diyelim. Kendini güncellemesi için. Dakikada bir güncellese yetiyor örnek olması açısından. O bir dakika boyunca güncelleme 10 saniye sürdü diyelim. Geri kalan 50 saniye boyunca bir core boş kalacak. Ama önemli değil. Çünkü maksimum zaten 8 thread çalıştırıyorlar. 9. bir işe aynı anda ihtiyaçları olmadığı için problem yok. Ama bilgisayarlar öyle değil. Bilgisayarlarda 8 tane thread'iniz varsa 8 thread'i de anlık olarak sürekli kullanıyorsunuz. Çünkü bilgisayarın çalıştırdığı işlem sayısı şeyden çok daha fazla. Core sayısından çok daha fazla. Dolayısıyla onu sürekli başka birilerine vermek için uğraşıyor. Evet, gene lafı uzattım. Bu videoların amacı hızlı hızlı içerik anlatmaktı. Konuyu dallandırınca belki daha güzel oluyor, anlaşılıyor ama tabii o derslere bırakmak lazım. Videoları kısa tutabilmek için içeriğe odaklanıyoruz. Derslerde böyle anlattığımız çok hikayemiz var. Yaşanmış hikayeleri anlatmak önemlidir derslerde. Çünkü bir tecrübe aktarımı, bir gelenek aktarımı var orada. Sadece bilgi aktarımı değil. Bilgi aktarmak liselerde yapılan iş. Üniversite biraz daha farklı bir yer. Ama bu videoların amacı böyle tekrar edilebilsin, şey yapılabilsin diye. YouTube videoları neticede. YouTube üniversitesi değil, üniversite eğitimi değil bunlar. Böyle video eğitimleri, öyle düşünün. Peki, concurrent ve paralel çalışmaya baktığınızda mesela iki tane burada şeyimiz var, threadlerimiz var diyelim. T1'den T4'e kadar. Bakın burada tek bir core üzerinde önce T1'den T4'e kadar çalışmış, sonra tekrar T1'den T4'e kadar çalışmış. Yani zaman paylaşımlı olarak bunlar işlemciye erişiyorlar ve iş yapıyorlar. Paralelleştirdiğinizde birden fazla core'a böldüğünüzde bakın tek sayılı threadleri mesela buraya vermiş, çift sayılı threadleri buraya vermiş. Ne oluyor? Dolayısıyla bu thread'in çalışma süresi bakın 2 saniyede bir, bunların her birisini 1 saniye olarak alalım kolay anlaşılsın diye. Tabii çok hızlı çalışıyor CPU ama anlaşılsın diye öyle söylüyorum. Bakın burada T1'in tekrar sırasının gelmesi 4 saniye geçerken burada her 2 saniyede bir T1 geliyor. Burada her 2 saniyede bir, bütün threadler 2 saniyede bir core'a erişebiliyorlar. Dolayısıyla işin daha hızlı çalışması söz konusu. Concurrency ile paralelizm açısından bakıldığında. Yani burada bir concurrency var mı? Var. Çünkü birden fazla thread core'a erişiyor. Artı bir de paralelizm var. Burada sadece concurrency var. Paralelleştirme yok. Paralel çalışan bir dünya yok. Eş zamanlı çalışma var. Eş zamanlı çalışarak var oluyorlar. Burada bakın işte thread kelimesi hani iplikten geliyor demiştim ya, onu birazcık daha görüyoruz. Threadler genelde böyle, kitaplarda, literatürde buna benzer şeyler görebilirsiniz. Mesela bakın tek threadli prosesi görüyorsunuz. Bir prosesin içinde birden bir tane thread yapılmış. Burada multi-threaded bir yapı görüyorsunuz. Şimdi bu arada dizayna göre değişiyor. Burada böyle gösterilmiş ama olmak zorunda değil. Yani register'lar ve stack'ler ayrılmak zorunda değil. Bunun paylaşıldığı tasarımlarda var. Genelde ama ayrıldığını görüyoruz, öyle söyleyebiliriz. Bu thread için bir register ve stack oluşturulmuş. Register ve stackler neydi? Process control bloğun parçalarıydı. Hatırlarsanız değişkenlerin dışında
çağırma mesela function callback stack denilen bir şey var. Fonksiyonların birbirini çağırma sırası. Mesela onlar stacklerde duruyordu. Burada hangi fonksiyonu çağırdı, nereden devam edecek, kaçıncı satıra geldi o thread, neyi çalıştırıyor, hangi fonksiyonu çalıştırıyor, bu bilgiler bu thread'e özgü olarak tutuluyor. Burada her thread kendi bilgisini tutmak zorunda. Paylaşılan bir bilgi yok. Ama tabii değişkenler mesela hangi dosyaya erişildiği, kodun hangi parçası olduğu, bütün kod herkes tarafından paylaşılıyor threadlerde de. Bunlar da şayet dağıtılıyor olsaydı o zaman ona thread değil proses diyecektik. O zaman herkes yeni bir proses olarak düşünülebilirdi. Amdahl's Law'dan bahsettik zaten. Yani paralelleştirmenin speed up'a, hızlanmaya etkisine biraz bakmıştık. Bu slide'ı gösterdik. Ha, threadleri ikiye ayırmak mümkün işletim sistemi tasarımı açısından. Birisi kullanıcı threadleri. Bunlar kullanıcılar tarafından üretilen, kullanıcı uygulamaları tarafından üretilen threadler. Birisi de kernel threadler. Yani işletim sisteminin kendi threadleri, kendisinin ürettiği threadler. Çekirdekte üretilen threadler. Şimdi burada threadlerle ilgili 3 tane büyük kütüphane var. Yani ortama göre değişiyor tabii bunlar ve şey ama bilinen, meşhur ve thread yapısını anlayabileceğimiz kütüphaneler bunlar. POSIX threadler C programlamada kullanılıyor. Bununla ilgili slaytlar var. Kod örneklerini de göstereceğim. Genelde Linux ortamında çok kullanılan, Unix ortamında, OS X ortamında kullanılan kodlar. Pthread kütüphanesi. Bu kütüphaneyi header olarak include ediyorsunuz ve ondaki fonksiyonları çalıştırıyorsunuz. Genelde C kodlamada kullanılan threadler. Bu C++'da da var. Objective-C'de de buna benzer yapılarımız var. Windows threadleri Windows ortamında çalışıyor. Windows'un kendi işletim sistemi üzerinde çalışan bir kod geliştirdiğiniz zaman Windows'taki thread kütüphanesini kullanabiliyorsunuz ve o kütüphane size belirli avantajlar sağlıyor. POSIX threadlerinin Windows versiyonunu da görmüştüm ama ne kadar sağlıklı çalışıyorlar o konuda bir bilgim yok. Ama orada da galiba C ile geliştirme yapanlar POSIX threadlerini de onu da bir kütüphane olarak kullanıyor. Ama POSIX threadler arka planda galiba Windows threadlerini çağırıyor. Öyle bir geçiş var arada. Dolayısıyla bir performans kaybına galiba sebep oluyor. Tam o konuyu bilmiyorum. Windows ortamında geliştirme çok yapmadığım için o konuda biraz eksiğim var açıkça söyleyeyim. Java threadleri ise malum Java threadleri. Bizim meşhur konumuz Java tutorial'ı açtığınızda hani ben Java biliyorum demenin kriteri Java tutorial'ı bilmektir. Java tutorial'ın üstünden bir kere geçmektir. Ve Java tutorial'ı da üzerinden de geçmek de threadleri bilmeyi gerektirir. Java'da kendine göre threadler var, fonksiyonları var. İşte notify ediyorsunuz, notify all ediyorsunuz, wait ediyorsunuz filan fonksiyonları var. Multi-threaded yapımız var. Thread denilen bir kütüphanemiz var. Bu thread kütüphanesini import edebiliyorsunuz veya bir thread oluşturabiliyorsunuz. New thread dediğinizde T harfi büyüktür. Threadler oluşturabiliyorsunuz. Bu kütüphanenin üzerinden de geçeceğiz. Örnek kodumuz var. Nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağız. Ama neticede bir de meşhur kütüphaneler arasında Java threadleri var. Şimdi Java threadlerinin güzel yanı şu. Java 8'e kadar galiba şey yoktu. Proses desteği yoktu. Birden fazla proses Java'da create edemiyordunuz. Çünkü Java'nın kendisi bir virtual machine, sanal makine olarak proses zaten. Bir proses olarak çalıştığı için ve biz Java ortamında birden fazla işi yapabilmek istediğimiz zaman threadlere muhtacız. Neden proses create edemiyorduk? Sebebi şu. Java'nın her ortamda çalışabilme desteği gibi bir derdi var. Vora diye bir sloganı var. Write once, run anywhere. Yani bir kere yaz, her yerde çalıştır. Bunu yapabilmek için de Java'nın tek bir işlem olarak kalabilmesi ve o işlemin üzerinde birden fazla işi, concurrency'yi destekleyebilmesi bize thread teknolojisini zorluyordu. Ama son dönemde 8'de galiba ilk kez geldi. 7'de de olabilir. 9'da var, 8'de var. Ondan eminim. Java threadlerinin dışında Java process'te üretebiliyor işletim sisteminde artık. Ama Java threadleri meşhur kütüphanelerimizden birisidir. Multi-threaded modellerimize baktığımızda burada kernel threadleri ile kullanıcı threadleri arasında yani çekirdek threadleri ile çekirdek iplikleri ile kullanıcı iplikleri arasında nasıl bir ilişki olduğuna bakıyoruz. Şimdi bir kullanıcı ipliğini çekirdekte kaç tane iplik karşılıyor? Bir kullanıcı birden fazla kullanıcı ipliğini çekirdekte kaç tane karşılıyor oraya göre yapılar var. Mesela birebir de her kullanıcı ipliği için çekirdekte bir çekirdek ipliği var. Many to many'de çekirdek iplikleri ve kullanıcı iplikleri ortak bir ortamı paylaşıyorlar.
çok fazla çekirdek ipliğiniz ve çok fazla çekirdek ipliğiniz ve kullanıcı ipliğiniz var ve bunlar birbiriyle iletişim halindeler. One to many'de biri çok karşılaması durumu söz konusu. Bir tane ipliğe karşı çok iplik geliyor. Mesela burada bir kernel thread'i çok fazla user thread'ine karşılık veriyor, hizmet veriyor. Dolayısıyla burada birden çoka ilişki var denilebilir. Veya işte birdenbire herkes tek bir thread'i. Bu örnekleri de var. Mesela Solaris Green Threads veya GNU GNU is not Unix biliyorsunuz kısaltması. Portable threadler. Bunlar var. Veya işte Windows, Linux, Solaris gibi işletim sistemlerinde şu an modern olarak kullanılan işletim sistemlerinde her bir kullanıcı ipliği için kernel'da bir karşılığımız var. Kernel'da onun yapmak istediği işlere karşılık veren, hizmet veren işletim sistemi bir thread oluşturuyor. Veya many to many şeyimiz var. Bu çok yok. Ne var? 9'dan önceki Solaris 9'dan önceki versiyonlar. Solaris bir Unix dağıtımı. Sun tarafından destekleniyordu. Sun tabi satın alındı Oracle tarafından. Windows threadlerimiz var. Orada thread fiber varmış. O package'i kullanırsanız ben bilmediğim için bilgi veremeyeceğim ama bunu kullanırsanız mesela böyle many to many bir ilişki kurabiliyormuşsunuz Windows ortamında. Bir de çok seviyeli yöntemler var. Bu işte bazı durumlarda one to many, bazı durumlarda many to many duruma izin veriyor. Burada programcının kendisinin thread'i kernel thread'ine bound etmesi, bağlaması gerekiyor. Bu bağlama işlemi yapılmazsa normal default'ta many to many ama şey yapılırsa, bağlama işlemi yapılırsa one to many teknolojiye doğru gidiyoruz. Threadlerle ilgili kütüphanelerden bahsettik. pthread kütüphanesi IEEE'nin standartlarına girmiş durumda ve şu anda kullanıldığı ortamlar Unix, Solaris, Linux, OS X. Dediğim gibi Windows'ta olup olmadığını Windows programcısı arkadaşlar bakabilirler. Ama biz hemen sözü bırakıp kodu gösterelim. Linus Torvalds'ın böyle bir sözü var biliyorsunuz, literatüre mal olmuş. Lafı bırak bana kodu göster diyor. Sonuçta bir şeyi bizim bilişim dünyası için, bilgisayar bilimleri için özellikle söyleyelim. Bir şeyi kodlayamıyorsanız bilmiyorsunuz demektir. İstediğiniz kadar laf yapabilirsiniz. Kodu yazmadığınız zaman o laftır. Var olabilmesi kodu yazmaktır. Tabii biz örnek kodunu gösterelim. Bu arada uygulama videolarında çekeriz bunların. Teker teker bu kodları çalıştırdığımız laboratuvarlar, belki laboratuvar videosu gibi uygulama videosu çekmek lazım. Orada da bunların üzerinden geçeriz. Ama önce kodu tanımak lazım, kütüphaneyi tanımak lazım, sonra kodlama yapmak lazım. Bilmediğiniz bir şey yazamazsınız malum. Bakın pthread kütüphanesi include edilmiş. Bir, iki tane değişken, bu birincisi değişken tanımı. Şimdi threadlerde biliyorsunuz shared variable kavramı vardı. Yani değişkenlerin paylaştırılması söz konusuydu. Dolayısıyla buradaki sum değişkeni bütün threadler tarafından paylaşılacak. Bunun değerini birisi 10 yaptıysa diğeri de 10 görecek. Biri 20 yaptıysa diğeri de 20 görecek. Dolayısıyla paylaşılan bir değişkenden bahsediyoruz. Burada bir prototip var, fonksiyon prototipi. Malum işte şeyden dolayı, C programlamadan dolayı kodun ilerisinde gelecek. Şu anda main'i görüyoruz. Daha sonra bu fonksiyona da bakacağız. Runner diye bir fonksiyon varmış. Void yıldız belki C bilen arkadaşlar bilmiyor olabilirler. Veya şey açısından void tipsiz demek. Herhangi bir tip ifade etmeyen değişkenler için kullanılıyor. Yani biliyorsunuz integer değişken tanımlanabilir, karakter değişken tanımlanabilir. Normalde başka dillerde programlamayı öğrenen arkadaşlar void tipini boş olarak tanıyorlar. Bir fonksiyon geri değer döndürmeyecekse mesela void olabilir. Mesela Java'da public static void main diyorsunuz. Main geri değer döndürmeyecek. Ama burada void diye bir değişken tanımı yapılmış. Java'da falan void değişken tanımı yapamıyorsunuz veya C#'da. Buradaki kullanım amacı C'ye özgü bir durum. Tipsiz, herhangi bir tip ifade etmeyen değişkenler ve pointer olarak tanımlanması bunun daha sonradan kest edileceği. Java'da object denilen bir class var. Oradan ürettiğiniz o class'tan ürettiğiniz nesneler olarak görebilirsiniz. Bir şeyi objeye type kest edersiniz, sonra objeden başka bir şeye kest edersiniz. Tip dönüşümü yaparsınız. Bu da onun gibi bir yapı. Evet, main fonksiyonunda neler olmuş bakalım. Bir tane TID, thread ID tanımlanmış. Thread'in identification numarası. Attribute'larının olduğu bir değişken tanımlanmış. Bunları kullanacağız tabii ki. Argument counter bu main'e şeyde command prompt'ta kaç tane parametre verildiğini sayıyor. Yani kullanırken mesela işte a.out dediniz. Sonra bir parametre verilmediyse çalışmasın diye, ikiden farklıysa veya fazla parametre verildiyse çalışmasın, hata versin diye konuluyor. ATO'yu ASCII to integer verilen bu şeyi, parametreyi, yani bu programı yazdığımız zaman işte a.out diyecekler, yanına 70 diyecek mesela, sayı diyecek. O 70 normalde argv
karakter pointer olduğu için string olarak okunuyor. O stringin integer'a çevrilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bizim kodumuz verilen ilk parametreyi 70'i sayıya çevirip kontrol ediyor sıfırdan küçük mü diye. Sıfırdan küçükse onu da kabul etmeyeceğiz. Yani sıfır veya artı bir değer olması lazım bu kodun çalışabilmesi için. Bu kontrolleri yaptıktan sonra burada bir array initialize ediliyor. Ve daha sonra runner fonksiyonunu çağıracak şekilde ve parametresiyle birlikte runner fonksiyonuna bu argüman geçiriliyor. Dolayısıyla bakın burada pthread create aslında init initialize ediyor, attribute'ları initialize ediyor ama aslında işi başlatan, thread'leri oluşturan pthread create. Burada create ederken runner fonksiyonunun çalışacağını söylüyor, fonksiyon ismini almış, parametre olarak verilen sayıyı 70 ise 70'i geçiriyor. Thread'in ID'si ve attribute'unu da şurada initialize edilen attribute'u da parametre veriyor. Artık bu satırdan sonra bir thread çalışıyor. Bir tane mi thread çalışıyor? Hayır, iki tane thread çalışıyor. Programın kendisi de bir thread. Bunu unutmayın. Her zaman için çalışan bir tane thread vardır. Yeni bir thread ürettiğinizde artık en az iki tane thread'den bahsediyorsunuz demektir. İkinci bir thread daha var olur. Dolayısıyla her proses aslında bir thread çalıştırıyordur. Bu noktadan sonra ikinci bir thread'imiz var. O thread runner fonksiyonunu çalıştıracak. Buradaki pthread join ise diğer thread'in beklemesini sağlıyor. Join fonksiyonu, yield fonksiyonu bunlar thread'lere özel. Bunları detaylıca göreceğiz. Ama diğer thread'i bekliyor. Bekledikten sonra şuradaki sum değişkenini yazmış. Şimdi bakın main'in içinde sum'la ilgili hiçbir şey yapılmadı. Kodun ilk kısmına bakarsak sum değişkeni global variable olarak tanımlanmış. Main'in içinde dokunulmamış bile bir fonksiyona. Hiçbir değer atanmamış ama main'in içinden sum'u bastırıyoruz. Şimdi normalde variable not initialized gibi bir hata almamız lazım. Yani değişkenin içine hiçbir değer atanmadı, initialize edilmedi, yüklenmedi bu değişken. Dolayısıyla bunu kullanamazsın gibi bir hata almamız lazım. Ama thread yapısında olduğumuz için bu sum değişkeni başkaları tarafından paylaşıldığı için ben runner fonksiyonundan bu thread sum değişkenini değiştirdiğim anda main'deki de değişecek. Dolayısıyla main'de ben bas dediğimde şuradaki thread'in sonucu basılacak. Ha işte şimdi bu thread join'in anlamı ortaya çıkıyor. Thread join'i niye yapıyoruz? Çünkü bu sum'ın kesin olarak buradaki runner fonksiyonu da değiştirildiğinden emin olacağız. Şayet emin olmadan sum'ı basmaya kalkarsak, çünkü öyle ya, bunlar thread olduğu için bir ana çalışan thread'imiz var, bir de yeni oluşturduğumuz thread var. Ya bu yeni oluşturduğumuz thread daha işini bitirmeden biz sum'ı basmaya kalkarsak, o zaman bu değişken initialize edilmedi, ilklenmedi, hatası alacağız. Çünkü gerçekten ilklenmedi. Ama biz şunu garanti edersek, sen runner fonksiyonunu çalıştır bir thread olarak, o iş bittikten sonra ben devam edeyim derseniz, o zaman bu sum değerinin kesin olarak değeri olacağını garanti edebiliriz. İşte burada runner fonksiyonunun içinde de thread çalışacak. Yapacağı şey işte bu parametreyi alacak. O parametreyi bir değişkene atıyor. Integer bir değişkene atıyor. Burada o sayıya kadar olan değerleri topluyor. Çok basit bir işlem. Mesela 70 dediniz. 1'den 70'e kadar olan sayıların toplamını alıyor. Ve bu işlemi sum değişkenin içine atıyor. Herhangi bir şey return ediyor mu fonksiyon? Etmiyor. Etmesine gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü bunun değişkeni, tuttuğu değişken global variable ve main'den erişiliyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz üzere bir fonksiyon tanımlanmış ve o fonksiyona parametre olarak bir değer geçirilmiş. Burada tabi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Pthread create'in şeyine bakarsanız, manual'una bakarsanız geçirilen parametre fonksiyonun void star döndürmesi gerekiyor. Void star alması gerekiyor. Yani tip olarak böyle bir tip alması gerekiyor. Çünkü thread'lere geçirilecek parametrelerin her birisi için C'de polimorfizm yok. Object oriented olmadığı için bunlar overload edilemiyor. Dolayısıyla her birisi için ayrı fonksiyon yazamıyorsunuz. Tek bir fonksiyon yazma hakkınız var. O yazacağınız fonksiyonu da tipsiz olarak yazıyorsunuz ki her tip için çalışabilsin. Bunlar ufak detaylar ama genel olarak yapı şunu anladıysanız yeterli. Yani pthread ile thread create ediliyor. Threadler birden fazla thread aynı anda hafızada çalışabiliyor. İşte bir fonksiyon threadde veriliyor. O fonksiyonu çalıştırıyor thread. Bir değişken threadler arasında paylaştırılabiliyor. Bir threadin bitmesi diğer threadler tarafından beklenebiliyor. Join. Burada mesela 10 tane thread üretilsin denilmiş. 10 tane thread üretilecek. Burada number of threads veriliyor, worker'lar veriliyor ve pthread join hepsini bekleyecek şekilde tasarlanmış. Yani hepsi ayrı ayrı çalışsın. Bu Windows kodu. Dediğim gibi Windows'ta ben hiç thread yazmadım, kodlamadım. Windows ortamında thread yazmak ne kadar faydalıdır onu da bilmiyorum. Bunu çözen çözümleri var. Visual Studio'nun içinde Microsoft bazı çözümleri hazır olarak veriyor, kütüphane olarak veriyor. Çoğu programcı galiba bunlarla uğraşmıyorlar. Ama ben uğraşacağım, merak ediyorum. Düşük seviyede bu işi yapacağım, Windows ortamında yapacağım üstelik de diyorsanız kodu buradadır. Bunun yapısı da şöyle çalışıyor. Temel olarak, mantık olarak şöyle bir yapısı var. Burada işte bir summation diye fonksiyon tanımlanmış. Bizim az önceki runner fonksiyonu
fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Verilen sayıya kadar olan değerleri toplayacak. Burada bir main fonksiyonu var. Main fonksiyonu içinde gene parametre kontrolleri yapılmış. Doğru integer parametre verilmiş mi verilmemiş mi gibi. Ve şurada create thread fonksiyonu pthread create'e benzer bir şekilde thread oluşturuyor. Kendine göre bir parametre yapısı var. Bu parametreler veriliyor. Burada işte toplamak için kullanılacak olan fonksiyon. Burada parametreler ve thread id geçirilmiş. Ve ondan sonra da thread handle'da bu objenin wait signal yapılarak bir şeyin sinyalin beklenmesi, thread'in bitmesi beklenerek burada beklenilmiş ve aynı kod, aynı mantıkla çalışan bir kod var. Sinteksi değişik, sadece fonksiyonlar isimleri ve kütüphane dolayısıyla değişik ama yapı mantık aynıdır. Thread mantığı aynıdır. Dolayısıyla herhangi bir ortamda bunu öğrendiğiniz zaman, mesela Java'da thread yazmayı öğrendiniz, çok benzer bir şekilde bunu C'ye, C'de öğrendiğinizi Windows'a geçirebilirsiniz. Sadece oradaki kütüphanelere kullanılan yapıya bakmanız yeterli olacaktır. Mesela Java thread'i için, Java'da tabii interface kavramımız var. Runnable interface'ini import etmeniz interface olarak vermeniz gerekiyor. Ve bir runnable interface'ini vermenin zorunluluğu da run isminde bir fonksiyon bulundurmanız. Yani bir class'ı, bir class'tan üretilen objeyi thread yapacaksanız, Java'da öyle bir mantık var, objeyi thread yapıyoruz. Bir Java class'ından üretilen objeyi thread yapacaksanız, o objenin thread olabilmesi için o class'ın runnable interface'inde olması gerekiyor. Ve runnable interface'inde olduğu için de run'ı fonksiyonunu bulundurması gerekiyor. Diğer bir yöntemse objenin thread class'ını extend etmesi, yani inherit etmesi. Yani iki türlü Java'da thread yapabilirsiniz. Ya inheritance kullanırsınız, bir class Java thread'ini inherit eder. Ki bu biliyorsunuz Java'da single inheritance olduğu için, multiple inheritance olmadığı için çok tavsiye edilen, tercih edilen bir durum değil. Çünkü genelde extend'si biz başka amaçlar için kullanıyoruz inherit etmeyi. Ama illaki ben extend ile yapacağım derseniz o da mümkün. Bir class'ı Java'daki thread kütüphanesini inherit edecek şekilde kodlarsınız. O objenin ürettiğiniz her, o class'ın ürettiğiniz her yeni obje artık bir thread olur. Bu birinci yöntem. Diğer yöntemse daha çok kullanılan, daha çok tavsiye edilen yöntemse class'ı thread interface'ini alacak şekilde yazmak ve bir run fonksiyonunu da override etmek. Üstüne tekrar yeni bir run fonksiyonu yazmak daha çok tavsiye edilen yapı. Mesela burada örnek verilmiş. Bakın bir tane summation diye bir class'ımız var. Runnable interface'ini implement etmiş. Bunun anlamı bir run fonksiyonumuz bulunacak demek. Run fonksiyonun içinde baktığınızda birden işte verilen sayıya kadar toplamları alan bir fonksiyon var. Döngü var. Ve bu sonuçta değeri döndürüyor. Burada sum diye bir değişken tanımlanmış. Bu sadece shared variable'ı, shared class'ı gösterebilmek için, paylaşıldığını göstermek için. Buna normalde ihtiyaç da olmayabilirdi. Ama değer döndürülmesi gerekiyor durandan. Ve bakın burada summation constructor'ının içinde, aynı class'la aynı isme sahip constructor'ın içinde iki parametre alınmış. Upper ve sum value. Sonra da upper'a ve sum value assign edilmiş, değerler atanmış ve class çalışıyor. Yani artık bu summation'dan bir main yazarsak, var galiba bakayım. Evet bir tane main'i var. Ama şurayı görelim öncelikle. Bir main yazıp bu summation'dan bir tane obje create edip onu run dediğimizde, onu çalıştır dediğimizde, o objeyi çalışma durumuna getirdiğimizde Java thread'lerinin state'leri var bir de. Çalışma durumu, bekleme durumu vesaire gibi durumlar arasında da geçiş yapabiliyor. Ama çalıştır dediğimizde üretilen obje bir thread olarak hafızada çalışacak. Şimdi burada mesela main'i yazılmış. Yani az önce yazdığımız class'ı kullanabilmek için. Main'in içinde gene parametre kontrolleri yapılmış. Sonrasında şu yapılıyor. Sum denilen bu değişkenden, arada geçiş sağlayacak olan değişkenden ki getter setter fonksiyonları var sadece enkapsüle edilmiş. Aslında bu sadece bir tane integer sum değişkeni tutan bir class. Çok büyük bir class değil. Bunun içinde değerler alınmış, bir tane obje create edilmiş, upper diye bir integer değişken verilmiş arg 0'dan. C'de biliyorsunuz arg ve 1'den başlar. Çünkü C'de komutun ismini de alabiliyorsunuz. Java'da arg 0'dan başlar. Parametreler 0'dan, array 0'dan başlar. Sebebi zaten Java'nın executable kodunun isminin class ismiyle aynı olması. Biliyorsunuz driver class'ı varsa dosyanın ismi de driver.java olmak zorunda. Dolayısıyla Java'da ismi bir daha tutmanın ihtiyacı yoktur. Ufak bir ayrıntı. Burada bir thread oluşturulmuş. Bakın thread objesi oluşturuluyor class'ından. Ama bu objenin içine parametre olarak runnable bir obje veriyoruz. Yani 3 kere söylüyorum. Bir obje birincisi çünkü bakın new ile create edilmiş bir obje ve runnable olmak zorunda. Sonrasında bunu start ettiğinizde de run fonksiyonu çalışacak. Thread'in start state'ine geçmesi demek. Run fonksiyonu çalıştırması demek.
Burada join edilmiş. Thread bekleniyor gene. Bu try catch yapılmasının sebebi bu şeyin thread fonksiyonlarının exception throw etmesi ve dolayısıyla onların handle edilmesi gerekiyor. Exception handling yapılması gerekiyor. Try catch bloklarına koyarak onu algılıyoruz. Bunun içinde de thread join aslında burada aslında catch yapılan sadece thread join. Thread join aslında diğer thread'i bekleyecek. Diğer thread yani ürettiğimiz o thread summation işlemi yapan, toplama işlemi yapan thread bitince buradan çalışmaya devam edeceğiz ve toplamı sum object'in içinden alacağız. Yani şuradaki sum class'ından üretilmiş olan objenin içinden alıp basacağız ekrana ve işlem bitecek. Biraz fazla koda boğulduk belki ve 3 ayrı dünya için anlatmış olduk. Belki işte Java programlamayı bilenler bunu kolay anladılar, C'yi bilenler diğerini kolay anladılar ama üçünü de anlatmış olalım. Hem diğer dünyaları da biraz tanımış olursunuz. Evet, bu videoyu burada keselim. Yani şeyle ne denir? Diğer konularla devam ederiz. Biraz uzun bir video oldu. Bunu da belki iki parçaya bölmekte fayda olabilir. Birden fazla video olarak çekeriz. Thread pool'ları, implicit thread'leri, threading issues'ları biraz kısa bir video olacak. Signaling, scheduling işlemleri ve Windows, Linux thread'lerin örnekleri bir sonraki videoda anlatmaya çalışırız. Herkese başarılar.